Bismillahirrahmanirrahim. Uhuvvet Risalesi, ilk önce bir lügatını vereyim. Din kardeşliği, samimi dostluk. Risale-i Nur'da her şeyin birbirine çatışan, çelişen gibi gözüken veya farklı farklı izahlar gibi gözüken külliyatta şeyler var, mevzular hepsi. Ya lemalarda böyle, mektubatta şöyle, sözlerde böyle diye söyleyen kardeşler. Bunun sebebi bir yerde suretinden bahsediyor, bir yerde kanuniyetinden bahsediyor, bir yerde hakikatinden bahsediyor, bir yerde mahiyetinden bahsediyor. Yani elimi görüyor musunuz bilmiyorum. Elimi görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Her şeyin ama her şeyin, bu bir formül, yani 40-50 sene çalışmanın şeyler meyvelerinden bir tanesi bu. Bir formül. Her şeyin bir soğan gibi düşünün, soğan gibi. Diş katmanı var, içeriye giriyorsun. Yani suretten hakikate doğru. Şimdi o formülü söylüyorum size. En dış tarafta her şeyin ama her şeyin sureti var. Gir içeriye. Kanuniyeti var. Gir içeriye, hakikati var. Gir içeriye, mahiyeti var. Esma itibariyle huvel evvelu vel ahiru ve zahiru vel batın. Şimdi uhuvvetin sureti eylemde, davranışlarımızda. Uhuvvetin sureti davranışlarımızda gözükür. Gir içeriye, uhuvvetin bizde diman kafamızdaki tasdikte, tasdik, yani sureti, kanuniyeti, tasdikte ilim. Uhuvvet cehaletle olmaz diyor Üstad. Uhuvvet ama uhuvveti bilmiyoruz. Niye seviyoruz bilmiyoruz, niye sevmeyiz bilmiyoruz. Uhuvvet cehaletle olmaz. Cehaletle olmuyor. Diman tasdikinde kanuniyeti, uhuvvetin. Uhuvvetin hakikati ise kalpte. Kalbimizde bulunuyor. Yani uhuvvetin hakikati esma-i ilahiyelerin bütünsel hali. Bir daha esma-i ilahiyeler var. Esma-i ilahiyeler var. Onları bir tencereye koysak, harmanlasak, macun, esma-i ilahiyelerin kalpteki bütünsel hali uhuvvet. Uhuvvetin mahiyeti ise şuunat-ı zatiyede muhabbeti münezzehe. Şuunat-ı zatiyede, belki bu dersten çok alacağımız bu yöntemi bilsek çok güzel oluyor, değerdi. Şuunat-ı zatiyenin her merkezinde şefkat-ı mukaddese, çık dışarıya, muhabbet-i münezze, çık dışarıya, sevk, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar-ı mukaddese. Bu şuunat-ı zatiyede bulunuyor. Uhuvvetin kaynağı, merkezi Cenab-ı Hakk'ın şuunat-ı zatiyesinin muhabbeti münezzehesinde bulunuyor. Muhabbeti münezzehe, bir düşünün, 286 mektubatta muhabbeti münezzehe şuunat-ı zatiyede bulunuyor. En merkezde şefkat, ondan sonra çıkıyorsun dışarıya, şefkattan sonra muhabbet, çık dışarıya sevk, çık dışarıya şefk, çık dışarıya lezzet, çık dışarıya memnuniyet, çık dışarıya iftihar-ı mukaddese. O zaman toparlıyorum arkadaşlar. Uhuvvetin yeri neresi? İnsanda. Uhuvvetin sureti, bak her şeyin sureti, gir içeriye kanuniyeti, gir içeriye hakikati, gir içeriye mahiyeti. Uhuvvetin sureti davranışlarımızdadır. Kanuniyeti
dimağdaki ilmimizin merkezi olan akıl değil, akıldan üstün tasdiktedir. Uhuvvetin hakikati kalptedir. Uhuvvetin mahiyeti ruhtadır. Tamam. Bu sistem oturduktan sonra ders yapacağız şimdi. Uhuvvet. Hangi yerde hata yapıyorum? Surette mi yapıyorum? Kanuniyette mi? Hakikatında mı? Mahiyetinde mi diye? İnsan hepsi, herkes kendisini görür. Nerede hata yapıyorum? Ben uhuvvetin sureti tamam. Kanuniyeti şu. Mesela davranışlarımızda hoş geldin Yusuf. Hoş geldin kardeşim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İçinden boşun devrilsin senin he. İçeride böyleyse sureti tamam. Fakat kanuniyeti yok. Biraz daha içeriye girersen hakikati kalpte yok. Ya bu sefer münafıklık alameti oluyor. Zahirde hihihi. Hakikatte yok. Hakikatte yok. Herkes kendisini yani burada uygulayacak surette, kanuniyette, hakikatta, uhuvvet yani mahiyetinde uhuvveti neresindeyim? Onu okuyorum şimdi. Dinin şeyini uhuvvettir. İncizaptır. Cep telefonunuza attım ben. Görüntü gözükmüyorsa orada bakabilirsiniz. İncizap cezbedilme, çekilme demektir. Yani kardeşi sokakta bir yerde gördüğün zaman böyle eğer ondan içimizden böyle bir sıkıntı görüyorsak incizap yok. İncizap yok. Bu nerede? Bu kalpte hakikati yok. İçeride ben Yusuf'u görsem dışarıda pazarda dolaşırken Yusuf'u görsem ama ben biliyorum kalbimdekini biliyorum Yusuf'u görünce yapıyorsam yani içimden ama göstermiyorum dışarıda hihihi yapıyorum. Demek ki kalpte hakikati yok. Surette kalmış. Onun için ustad diyor ki sözler 133'te dinin şeyini uhuvvettir, incizaptır. Sözler 133. Demek ki uhuvvet din çerçevesinde oluyor. Dinin çizdiği yapıda oluyor. Din yoksa orada uhuvvet yok. Ne var? Menfaatlaşmadan kaynaklanan bir birlik var. Yani uhuvvetin zemini din. Hakikati kalp. Kanuniyeti dimağdaki tasdikte, sureti eylemde. Demek ki uhuvveti yapan, bizi önümüze koyan din. Peki ne yapmış bizi? İncizap etmiş arkadaşlar. Bak bir de okuyorum. Dinin, çabuk geçmiyorum bak. Dinin şeyini, dinin lazımı, lüzumu, zarurisi, uhuvvettir, incizaptır. Yani cezbolmaktır. Beni çekmen lazım. Beni çekmen lazım. Çekilmem gerekiyor. O kardeş beni gördüğü zaman itmemesi lazım. Çekilmek gerekiyor. İncizap demek. Çekilmek demek, çekilmek. Karşıki taraf, cezbedilme. Ama yani adam olacağım ki o da çeksin beni. Ama illa kusur bizde değil. Mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bütün sevilme sıfatı vardı. Ama kafirler Ebu Cehil sevmedi. Burada cemaat içinde konuşuyoruz bunu. Cemaat içinde sevilmek. Sevmek gerekiyor. İkisi de beraber olmalı. Bu 133 sözler. Mektubat 270'ten okuyorum. Kuvvetli silahın ve siperin kala uhuvvet İslamiyedir. Bak kuvvetli silahın siperin
ve kalan uhuvvet İslamiye'dir. Çünkü başka kuvvetimiz yok. En büyük kuvvetimiz uhuvvet. Kalan, siperin, silahın, kale düşünün. Siperin var, silahın var. Nedir o? Uhuvvet. Ya bundan daha ileri olur mu? Nurettin kardeş bak. Ustad diyor ki günah cihetiyle ölüyorsunuz. Sevap cihetiyle yaşıyorsunuz diyor. Ya ben vefat ettikten sonra uhuvvetim sebebiyle bana kardeşlerin namazları, oruçları, risale okumaları, tefekkürü bana geliyorsa, gelmesine sebepse bu uhuvvet. Ondan daha kıymetli ne olabiliyor? Ondan daha büyük niyet ne olabilir yani? Uhuvveti bozmak o nispette şer ve tahriptir. İnsanın içsel yapısını çökertiyor. Ya diyecek ki herkesi sevecek miyiz? Herkesi şey yapacak mıyız? Ona da gelecek arkadaşlar. Ona da gelecek o metinler. Bakayım şahsi hukuk, umumi hukuku da ayırt ediyor. Başka bir yerden okuyorum. Mektubat 270. Uhuvvet İslamiye'yi küçük adavetlerle ve bahanelerle sarsmamak, bahanelerle sarsmak ne kadar hilaf-i vicdan ve ne kadar hilaf-i maslahat İslami olduğunu bil ayıl. Bak, uhuvvet İslamiye'yi küçük adavetlerle, bahanelerle sarsmak. Mesela uygulayayım, bizden değil, bizim mezhepten değil, benim gibi düşünmüyor, benim gibi anlamıyor. Kendine buyruk, burnunun doğrultusuna gidiyor. Ya ben de hoşlanmıyorum gibi. Küçük bahanelerle bak. Küçük adavetlerle, bahanelerle uhuvveti sarsmak, uhuvvet-i İslam'ı sarsmak, ne kadar hilaf-i vicdan, vicdanımıza nasıl muhalefet ediyoruz, ne kadar hilaf-ı maslahat-ı İslam'ı olduğunu bil, ayıl diyor. Yani mesela Yusuf'um karşımda da olay söyleyeyim. Şimdi niye sevmiyoruz? Benim gibi düşünmüyor. Niye sevmiyoruz? Benim gibi ders yapmıyor. Niye sevmiyorum? Niye adavetim var? Çerçevesi de şey ha. Risale-i Nur'a bir dese. Yani nefret etmek, adavet etmek. Din yapmışız onu da. Bir de dine koymuşuz. Din kavganın sebebi midir ya? Beni hiç tanımayan adam benden niye nefret ediyor? Ben ondan niye nefret ediyorum? Ben ona niye kızıyorum? Hiç oturup yemek yememişim ki. Ben onunla ticaret yapmamışım, seyahat yapmamışım. Yani ulemalar mabeynindeki mübarezeler diyor, ihtilaflar, reyler, Kastamonu da söylüyor. Birbirini küfürle itham etmişler alimler. Bu küfürdür demiş ama ustad diyor Kastamonu da. Makamlarından düşmemişler diyor. Ya din kavganın sebebi midir ya? Risale-i Nur adavetin sebebi olur mu? Nasıl olacak ya? Peki yani zarar yaptı, kötülük yaptı, hizmete zarar verdi. Tamam ustada diyor ki bunu bilerek mi yapıyor? O zaman diyor kardeşini kötü gördüğü zaman bir tekmede sen vur. Öyle mi diyor? Kötü güzel gördüğün zaman daha çok sarıl. Kaptırma zındıklara. Daha beter kayacak oraya. Daha beter atacağım ben ona. Ne yapacak? Kötü gördüğün zaman uhuvvet ve kardeşliğin gereği daha çok tutunacaksın ona. Daha çok tutunmamız gerekiyor. Bu uhuvvet İslam'ı bunu iktiza ediyor. Yani bir Avrupa filozofunun sözüdür biliyor musun? Bütün ruhumla tekzip ediyorum. Diyor ki din diyor zındık bu. Din beşer içerisindeki kavganın sebebidir diyor. Niye kavga olsun kardeşim? Din kalktığı zaman insan ne olur? Dinsizlerin haline bakın. Biz insanları birbirine bağlayan sebep yok ki. Çıkar ve menfaat. Gene felsefe diyor ki bir şey niye iyidir? Menfaat ve lezzeti varsa iyi. Niye kötü? Zararı ve elemi varsa kötüdür. Ama biz kardeşleri niye seviyoruz? Ya bu benim sevap bankam ya. Matik mi diyorlar?
Yani bu adam ben vefat ettikten sonra bana sevap gönderecek ya. Bundan daha bir bankamatik gibi, yani sevapmatik gibi nasıl bir, ben nerede görebilirim ki ya? Bak adam, ben ona nasıl bakarım ya? Senin çoluk çocuğun senin mirasını yiyecek. Belki de ondan aşağı gitseydi, biraz da çalışmadı, tembel yattı. Belki de öyle diyecek. Belki de sen hesap verdin mirastan. O adamlar sen vefat ettin, 3 gün sonra miras kavgası yapacak. Ama ben vefat edersem senden bana kavga değil, sevap gelecek ya. Sen vefat edince Zübeyir abi vefat etti. Hepiniz tanıyorsunuz. Tepecik cemaatinden vefat etti. E peki hangi cihetiyle vefat etti? Ya sevap cihetiyle, sevap cihetiyle yaşıyor. Sevap cihetiyle yaşıyor. Müsbet milliyet menfaatlı bir kuvvet temin eder. Uvvet İslami'yi daha ziyade teyit edecek bir vasıta olur. Müsbet millet menfaatlı bir kuvveti temin eder. Demek ki Risale-i Nur'un bize vermiş olduğu talimat dairesinde menfaatlı bir kuvvet temin eder. Kuvvetin sebebidir uvvet. Yoksa ihtilafa götürürse küçük küçük bahanelerle, ustadımızın tabiriyle küçük çakıl taşları uhuvvet azametinde ve kıymetinde olan diyor, uhuvveti İslamiye yerine konsa, çakıl taşlarını onlara tercih edilse ne olur? Perişan olur gideriz. Bir kuvvetimiz kalmayız ki. Alem İslam'ın durumu bunu göstermiyor. Sen şu mezheptensin, sen ehl-i sünnetsin, sen şiasın, sen vehhabisin, gel ehl-i sünnete, sen tarikatçısın, sen nurcusun, gel nurculara, sen meşverettensin, sen okuyanlardansın, sen yazıcılardansın, daha biraz da gel, sen bizim abiyi dinlemiyorsun, sen ya bu Galatasaray Fenerbahçe'de olur ya. Veya partiler de olur, A partisi, B partisi, C partisi ya. Biz dünyanın idaresi için uğraşmıyoruz ki. Biz Allah'ımızın rızasını kazanmaya gayret ediyoruz. Bizim uhuvvetimiz ahiret menşeli. Bizim uhuvvetimiz ahiret endekste Yusuf. Ya. Başka bir yer okuyorum. İslamiyet'in verdiği uhuvvet içinde 1000 uhuvvet var. Alim-i Bekada ve Alim-i Berzah'ta o huvet baki kalıyor. Mektubat 324. Bir daha. İslamiyet'in verdiği uhuvvet içinde 1000 uhuvvet var. Allah Allah. Alim-i Bekada ve Alim-i Berzah'ta o huvet baki kalıyor. Başka bir yer. Mektubat 372. Lillah için olan bir uhuvvet dairesindeki kardeşlerin içinde ciddi, samimi tesanüdün çok kerametleri olabilir. Bir daha. Lillah için olan bir uhuvvet dairesindeki kardeşlerin içinde ciddi, samimi tesanüdün çok kerametleri olabilir. Bak, uhuvvetin kerametleri olabilir diyor Üstad. Mektubat 445. Uhuvvet alemi İslam içindeki kutsi bir rabıtadır. Uhuvvet alemi İslam içindeki kutsi bir rabıtadır. Yani bağlama sebebidir. Uhuvvetin inkişafına ve inbisatına en birinci tesirli ve hararetli vasıta tarikatlardır diyor. Mektubat 445. Bir daha, uhuvvetin inkişafına, inkişafla inbisat arasında bir misal veriyorum. Bir de okuyorum. İnkişafla inbisat. Arkadaşlar, oku böyle çekiyor. Böyle çektim, hop gidiyor. Bunun adı inkişaf. İnbisat ise sesim gidiyor ama kucaklayarak gidiyor.
Böyle kucaklıyor. Onun adı inbisat. Dolayısıyla uhuvvet İslamiye dünyada inkişaf ettiriyor. Maneviyat noktasında inbisat ettiriyor. Hatta aşağıda gelecek diyor ki uhuvvet İslamiyet'in lüzumu, İslamiyet'in lazımıdır. Muhabbet ise imanın diyor. Çok acayip. Bunu dikkate alın lütfen, altını çiziyorum. Uhuvvet İslamiyet'in sonucudur. İslamiyet'te ne kadar takvamız varsa, haram helallara ne kadar dikkat ediyorsak, uhuvvet İslamiyet sürecinin sonucudur. Muhabbet ise imanın sonucudur diyor. Gelecek aşağıda. Acayip bir şey. Fesubhanallah. Ben de şaşırdım bunu toplama yapınca. Yani bu bakayım nerede, hemen bulabilecek miyim? Hemen bir bakayım. İslamiyet istiyor mu? Bak Asar-ı Bediye 621. İslamiyet uhuvveti istiyor. Muhabbetse imana bir lazime. Ya. Başka bir yer gösteriyorum. Hutbe-i Şamiye. Hutbe-i Şamiye 145. İman muhabbeti, İslamiyet uhuvveti istilzam eder. Lütfen bunun altını çizin. Arkadaşlar hepimiz, yani biz size hitap ediyorum manasında değil, bana da lazım. Evet. Burası, yani İslamiyet'i yaşayan insanlarda İslamiyet, 148 Kastamonu'da takva, meniyattan ve günahlardan iştinab eden, ne kadar, ne olur eylem itibariyle takva, meniyattan ve günahlardan iştinab etmek? Peki nasıl anlayacağız bunu? Bu İslamiyet'tir. İslamiyet. İslamiyetimiz kadar uhuvvet olur, imanımız kadar muhabbet olur. Hutbe-i Şamiye 145. Allah Allah. Çok garibime gitti ya bu. Şimdi yukarıya çıkıyorum tekrar. Nerede kaldım? Şimdi Mektubat 372'den okuyorum. Lillah için olan bir uhuvvet dairesindeki kardeşlerin içinde ciddi, samimi tesanüdün çok kerametleri olabilir. Mektubat 445. Tarikatı okumuştuk, tamam. Mektubat 473. Bu da çok garip bir cümle arkadaşlar. 473. Beni bayağı etkiledi bu. Uhuvvet İslamiye mayi hayatımızdır diyor. Mayi hayatımız. Arkadaşlar maye ile iksir arasındaki fark şu. Biraz çalışmışız. Kalptekileri, kafadaki mertebeleri, tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, bunları bütünlemeye getiren, hariçten gelen tesirle iksirleniyormuşuz. İksir. Kalpteki farklı farklı esmaların cilve, cemal, nakış, sanatla, esmalarla biz mayalanıyoruz. Mayeleniyor diyor. Demek ki kalbimizde maya, kafamızda iksir. Kafamızda, bir daha söylüyorum, 7 tane mertebe var. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Dışarıdan gelen o vahiy ile dimağımız iksirleniyor. Esma-i Hüsnalarla kalbimiz mayelanıyor, mayalanıyor diyor. Bir de okuyun bu noktadan, bir de bakın. Mektubat 473, uhuvvet İslamiye mayi hayatımızdır. Maye. Ben bunun peşine düştüm de mayeye birkaç hafta çalıştığım için söylüyorum. Dikkatinizi çekmek isterim. Maye kalptekileri, kalpte bulunanları bütüne getiren maya gibi. Nasıl ki ekmeğin mayası var. Lemalar 26.
uhuvveti ve ittihadı emreden yüzen esaslı rabıtayı kutsiye mabeynimizden varken, mabeyninizde varken, iftirakı iktiza eden cüzi meseleleri bırakmak elzemdir. Lemalar 151. Daire-i İslamiyet içinde hangi mezhepte olursa olsun, medar-ı muhabbet ve uhuvvet ve ittifak olacak çok rabıta-i vahdet bulunduğunu düşünüp ittifak etmeli. Lemalar 155. Yüzer ayat ve ehadis-i nebeviyenin şiddetli emrettikleri uhuvvet, muhabbet ve teavunu yapınız. Yüzer ayat ve ehadis-i nebeviyenin, bak yüzer ayet ve yüzer ehadis-i nebeviyenin şiddetle emrettikleri uhuvvet ve muhabbet ve teavunu yapınız. Lemalar 155. Lemalar 161'den okuyor. Sırrı uhuvvet ve ittihadı maksat ve ittifakı vazife ile tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza vermeli. Sır ihlas nasıl oluyor? Arkadaşlar, Lemalar 161'de bak sır ihlası anlatıyor. Bir, tencereyi getir. İçine uhuvveti değil. Bak, uhuvveti değil. Sırrı uhuvvet. İttihadı maksat, ittifakı vazife. Peki, uhuvvet ile sırrı uhuvvet arasında ne fark var? Bir şey demek isteyen var mı böyle bir şey söyleyecek arkadaşlardan? Yani uhuvvet söylemesi yeterliyken niçin sırrı uhuvvet diyor? Ne anlıyorsunuz arkadaşlar? Sırrı uhuvvet. Uhuvvetle sırrı uhuvvet arasında ne fark var? Cevap verebilir miyim abi? Evet Mehmet'im. Abim hatırladığım kadarıyla uhuvvet sevmeseniz bile kapınıza gelen bir insana gülümsemeniz. Ama sırrı uhuvvet ise içinizdeki o tanımasanız bile sevmeseniz bile o sevgiyi kaldırıp tam anlamıyla biraz daha ihlaslı, biraz daha samimi, tam ihlas risalesine münasip şekilde davranmak. Hatırlıyorum ama. Evet. Evet, maşallah. Amerika'ya selam olsun Mehmet'im. Senin üzerin. Selam olsun. Şimdi, hocam sevmediğim birine gülmek uhuvvet nasıl oluyor? Peki ben sen Rizam, bu nasıl yapacağız bu şeyi? Sırrı uhuvvet. Ya nasıl yapacağımı onu sen biliyorsun da yani. Bu nasıl oluyor ben onu merak ettim. Sevmiyorsun, bu buna mutluluk oldu. Yüzüne güldün. Şimdi Rizam. Uhuvvet. Uhuvvet başlı başına bir şeydir yani, bir hakikattir. Uhuvvet hakikattir. Sevmediğin bir adama ben gülersem bu nasıl uhuvvet olur? Şimdi mesela şöyle yapabilir miyiz? Şimdi hakikaten meşrep itibariyle farklıyız. Meşrep. Meşrebimiz farklı. Yani pek yıldızımız denk gelmiyor. Yani sevmediğin derken şunu onu kastediyor. Yani meşreben pek imtizaç etmiyor. Yani sevmediğim de bir şey değil de. Şunu şarjı da koyayım. Efendim İsmail. Şimdi sırrı ihlas ile sırrı uhuvvet diyor. Bu da şimdi aynı benzer değil mi? Sırrı uhuvvet yani hissiyatlarla, duygularla, latifelerle, her şeyle yani ona karşı bir yani içtenlikle bir bağ beslemek Allah rızası için. Doğru. Yani, bu. Ama bir insana uhuvvet yani bu insanın mertebesiyle alakalıdır. Yani insanın o insana bakış açısıyla yani düşük bir seviyede uhuvvet de olabilir. Yani dereceli de olabilir. Yani inkişafla imbisat gibi. Çok güzel. Yani imbisat genişleyerek her şeyle, latifeleriyle, hissiyatlarıyla, duygularıyla onu cem etmesi bence sırrı uhuvvettir. Çok güzel. Bunun tersi de şöyle yapalım. Tersi.
Mesela zahirde hissiyat insanda, fikriyat var, fikir var, hissi, inşallah değişkendir insan, devamlı değişiyor. Dolayısıyla cemaatta dahi olsa fazla öyle bir uhuvvet beslemiyor. Ama içinde bilmesi lazım ki bu insan benim davama hizmet ediyor. Benim davama kusuru var, %50 fazla sebebi var. Yani kusursuz zaten insan yok. İçeriden böyle fikriyatını, fikir kafada. Gir içeriye vicdan. Vicdanda his. Kalpte duygu, ruhta latife var. Bu dört taneyi fikir, his, duygu, latife ile. Yani fikir ilk önce şu. Ya ben bunu meşreben pek tasip etmiyorum. Yani çeşitli sebepleri var. Ama hizmetimizde bulunmuş. Bunu hizmetimize seçen ben değilim. Seçen Allah. Madem omuzlarımıza İhsan-ı İlahi tarafından konulmuş. Ya madem bulunmuş. Bu hizmet de Allah'ın davası. Bizim dava değil. Ben yani demek ki davamızda Allah bunu tutmuşsa. Ki bir hadis-i kutsi de var. Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer diyor. Sevdiklerini sevdirir diyor. Fikriyatımızı ekseri %50 tamam bu insan sevilmeye layık. Vicdanen de onun iyiliklerini öne çıkarmak, kalben de dua etmek. Bu sefer o bazı parazitler var ya sevilmemeye. Bizi o takıyor mesela, o oraya takıyor. Dua edersek o da gidiyor. Eğer fikir, his, duygu, latifeleri bir araya getirirsek bunun adı sırrı uhuvvet. Uhuvvet ise davranışımızda dişsel dünyada gerektiği gibi belagat ehli olmak, muktezaya hale mutabık ve muvafık davranmak. Yani içimizde böyle şey dahi olsa ona müsaade etmemek. Niye? İnsanın içinde nefs-i emmare de var. Şeytan da var. Tamam mı? Dolayısıyla içimizden o şeyi yakalayamayabiliriz. O içimiz değil o. Serbest bölgede, tahayyül ve tasavvurda şeytan ve nefs-i emmare, kardeşine karşı bir imbirar, bir nefret olsun diye bazı hareketlerini, bazı hoşlanmadığımız hareketi olmuş, sözü olmuş, ne bileyim bir laf etmiş bize. Onlar iki de bir getiriyor, temcit pilavı gibi öne getiriyor. Niye getiriyor? Aman ona uhuvvet etmesin. Ustad diyor ki, ben buna uhuvvet etmek istiyorum ama iki de bir geliyor. Bundan kurtulamıyorum, ne yapayım diyor mektubatta. Ben de bir uygulamayı söyleyeceğim kendimden. Ustad şöyle diyor, bir mana. Bak diyor, onun o davranışı, baktığın zaman Cebel-i Uhud gibi bir azametinde iman. Tamam mı? İmanı var. Dağlar büyüklüğünde İslamiyeti var. O beşeriyetinden gelen böyle çakıl taşları gibi şeylerle ne emniyeti var? Çakıl taşı da var yani. Ama Uhud azametinde imanı var. İslamiyete de hizmet ediyor. Dolayısıyla yok demiyor. Çakıl taşı diyor. Onu aşmalı böylelikle. Ben kendi alemimde şöyle kısmen muvaffak olmuşum. O ikide bir benim hatırıma geliyor ya böyle kızmama, nefret etmenin falan. O zat. Ondan şöyle açtım kısmen. Allah'a şükür şöyle. Ya Rabbel Alemin. Onu ve beni affede Allah'ım. Onu rizan dairesine hareket ettir ya Rabbel Alemin. Onun namazına, orucuna, Risale-i Nur'daki hizmetine ben talibim. Ona davet ederek bu hasenatlarını reddedecek kadar ahmak değilim. Ya Rab, onun namazına, orucuna, tefekkürüne, Risale-i Nur'una, sadakatına, zekatına talibim. İstiyorum ya Rabbel Alemin. Onu da rizan dairesinde, beni de rizan dairesinde muvaffak eyle ya Rabbel Alemin. İnan Rabbim şahit. Böyle içimde şey olanlara geldiği zaman, mesela Zeytinburnu'ndaki dershanemi yıkan kişileri de biliyorum. İnan Rabbim şahit,
dua ediyor. Ben hapisteyken merkezimizi yıkanlara, tapular onların üzerindeydi. En acıması söylüyorum. Beni yargılayan hakime Rabbim şahit olsun. Bana o cezayı şey yapan hakime şöyle dedim. Kovuşta da şimdi de. Ya Rabbel Alemin bu davayı bilmiyor. Bu hakikati bilmiyor. Allah'ım Risale-i Nur'u nasip et. Allah'ım ona hidayet ver diye dua ediyor. Dolayısıyla karım ne oluyor? Beni kemirmiyor, kemiremiyor. Niye dedi, nasıl dedi, niye dedi, ya nasıl yapar, ya niye diyor, ya Allah Allah falan. İnsanı bitiriyor bu. Adavete acayip acayip böyle senin iktidarın ve ihtiyarın dışında sel seni felakete götürüyor. Hiçbir de karın da yok. Ama ya Rab, bu hizmet-i imaniye Kur'an'e de daim saim kayım eyle ya Rabbi. Onu da istihdam eyle ya Rabbi. Dua edince ne diyecek şeytan? Ulan bu manyak mı ya? Ben bunun bazı kötü sıfatlarını getiriyorum. Beni abi, bana ceza veren hakime ya. Hem de Ramazan'da karşımda kahve içiyor kasten. Biliyor ben oruçlu olduğumu. Ama ikide bir getiriyor. Getiriyor, peki ne yapacak? Ben kendim yiyorum. Ona bir zararım var mı? Yok. Nasıl kurtardım? Ya Rab, ona merhamet et deyince baktı ki şeytan bu duaya vesile oluyor. Adam daha getirmiyor. İnan, ders yapınca böyle misal ve yaşadığım acımasız hadiseleri misal veriyorum. Yoksa poşetimin ağzında bunlar var için söylemiyorum. Rabbim biliyor da. Yani böyle yaparsak, ustadımız da ne demişti? İmanına, İslamiyetine nazar et. Çakıl taşları hükmünde olan beşeriyetinin iktizası olan günahlarından dolayı buna adavet etme. Adavet etmek istersen kalbindeki adavete adavet et. Umumi duada diyoruz ki ya, diyoruz. Ya Rabbi, beşeriyetimin iktizası olan günahlarımdan dolayı ikramın, ihsanın, lütfun ve keremin olan hizmet-i imaniye Kur'an'ı elimden alma ya Rabbel Alemin. Hep dua ederim böyle. Kardeşlere de etmeye çalışıyorum. Bakın, beşeriyetimin iktizası olan günahlarımdan dolayı, günahlarımızdan dolayı ikram, ihsan, lütfu ve keremin olan hizmet-i imaniye Kur'an'ı elimizden alma ya Rabbel Alemin. Deyince böyle insan o kadar ferahlıyor ki duaya vesile oluyor. Şeytan da bu sefer diyor ki ulan şunlara bak ya. Ben ne için böyle bazı sıfatlarını getiriyordum böyle. Şimdi içini yesin diye. Şimdi bakıyor ki Allah Allah dua ediyor. İnan ben başka türlü kurtulamadım bu. Oraya takıntıya götürüyordu beni. Ulan şuna bak ya, karşında kahve içiyor bir de cezayı kesiyor. Şu zalime bak ya, sana limon vermediler, satmadılar. Şu, onların hepsine dua ediyor. İyi ki böyle oldu diyorum. Çok şükür. Yani kendi hayatımda, tatbikatımda da böyle bir kazanım var, paylaşmak istedim sizinle. Lemalar 162'den okuyorum. Mesleğimizin esası uhuvvettir. Peder ile evlat, şeyh ile mürit mabeynindeki vasıta değildir. Lemalar 162. Kur'an hakimin hizmetindeki mesleğimiz hakikat ve uhuvvettir. Lemalar 165. Uhuvvetin sırrı, bak geldi. Uhuvvetin kendisi değil, sırrı. Şahsiyetini kardeşler içinde fani edip, onların nefislerini kendi nefsine tercih etmektir. Kardeşlerin şahsiyetini, kardeşler içinde fani, yani bakın, şahsiyetini, kendi şahsiyetini ben, kardeşler içerisinde bırakacağım. O da nasıl olur? Fikir, his, duygu, latifelerimle bunu kıblesine koyarsam kendimi cemaatin içinde kaybedir. Yani öne çıkartmayla meşgul olmaz. Bir de okuyayım düz. Lemalar 165'te uhuvvetin sırrı şahsiyetini kardeşler içinde fani edip onların nefislerini kendi nefsine tercih etmektir. Lemalar 166'dan okuyorum. Uhuvvetteki makam geniştir. Gıptakârâne muzahemeye medar olamaz. Muzahame lügatı birbirine zahmet verme demek.
Bak bir de okuyorum. Muzahame, birbirine zahmet verme. Uhuvvetteki makam geniş. Uhuvvette o kadar geniş makamlar var ki. Yani bir tane makam yok ki oraya göz dikip de böyle kardeşlerimle didişip kalkalım. Demek ki gıptakârane muzahemeye, yani çatışmaya, çelişmeye medar yok. Çünkü niye? Uhuvvet makamı çok geniş. Herkesin orada yeri var. Lemalar 166. Uhuvvetteki makam geniştir. Başka? Lemalar 214. Sihat ve afiyetten gelen istinada bulunan bir nefsi emmare, şayan-ı hürmet çok uhuvvetlere karşı hürmeti hissetmez. Şualar 314. Mümkün olduğu derecede bizim arkadaşlar uhuvvetlerini ve tesanütlerini tevazu ile ve mahfiyetle ve terki enaniyetle takviye etmek gayet lazım ve zaruridir. Şualar 318. Risale-i Nur şakirtleri hillet ve uhuvvet ve fenafil ihvan mesleğinde gittiklerinden inşallah bu tecrübeli ve münafıkane planı da akın bırakacaklar. Hilleti biliyorsunuz, hilletin lügat manası en güzel takdir edici ve samimi arkadaş. Zaten kendisi biraz cümlenin sonuna doğru söylüyor. Diyor ki Risale-i Nur şakirtleri hillet ve uhuvvet. Yani fenafil ihvan mesleğinde gittiklerinden inşallah tecrübeli ve münafıkane planı da akim bırakacaklar. Şualar 318. Şualar 319'dan okuyorum. Asıl hüner kardeşini fena gördüğü vakit onu terk etmek değil, belki daha ziyade uhuvvetini kuvvetleştirip ıslahına çalışmak ehli sadakatın şeynidir. Şualar 330. Risale-i Nur zinciriyle kuvvetli uhuvvet. Allah Allah, ben bir de bunun altını çiziyorum. Yani benim çok işime gelenleri söylüyorum. Buna da dikkatinizi vermenizi istiyorum, rica ediyorum. Bak, benim çok hoşuma geldiği için sizin işinize de gelir. Şualar 330'da diyor ki Risale-i Nur zinciriyle kuvvetli uhuvvet öyle bir hasenedir ki 1000 seyyeyi affettirir. Yani Risale-i Nur'un dairesi içerisinde, Risale-i Nur'un dairesi içinde en güzel amellerden bir tanesi ihlastır, muhabbettir, uhuvvettir. Yani daire içinde buna vesile olmak, yani bu özelliğimizi inkişaf ettirmek, bir hasene olsa bu, binlerce seyyiyi günahımızı affettiriyormuş. Binlerce günahın aff olmasını istemez misin? Ben istiyorum. Onun için benim ilgimi çekiyor. Bir de okuyayım. Risale-i Nur zinciriyle kuvvetli uhuvvet öyle bir hasenedir ki 1000 seyyiyi affettirir. Mesela kızdığın bir zat. Bir seyye, tamam. Belki ben öyle görüyorum ama olsun, diyelim ki hakikaten kusurlu. Bir kusuru. Ama Risale-i Nur'da bak namaz kılıyor, tesbihat yapıyor. Tesbihat yapınca Risale-i Nur zincirine girmiş. Öyle diyor usta. Birkaç dakika Risale okusa, 26. sözün sonunda da söylüyor. Namazın akabindeki tesbihatı yapsa, Risale-i Nur'un şahsi manevisinden, geçmişten, gelecekten, kuzeyden, güneyden, batıdan, doğudan, bütün nur talebesinden ortak. Ne yapması lazım? Hatta Risale-i Nur'a dost bile alıyor. Yani şahsi maneviden dost bile alıyor. Ha, namaz kılsa ve Risale okumasa. Ya bunlar iyi insanlar ya. Bunlar vatana, millete faydalı insanlar ya. Bunlar dinlerini, vatanlarını, memleketini seven insanlar. Bunlara niye dil uzatıyorsun? Ya ben bunlara sevse, namaz kılsa bir yerde de dost için namaz şartı yok. Mektubatın o söylediği yerde, 26. mektupta namaz şartı söylüyor. İkinci paragrafta namaz şartını söylüyor. Ama namaz, tamam. Namaz ve Risale okumasa,
Risale-i Nur'a taraftar olsa bu Risale-i Nur'un zincirine girmiş ki Risale-i Nur şahs-ı manevisinden istifade ediyor. Hele hele bir nur talebesi ise, dost değil, kardeş değil, talebe bu. Ha, tesbihat yapıyor, Risale-i Nur okuyor, hizmete elinden geldiği kadar koşuyor. Öyle bir hasene ki bu. O insanın binlerce seyyiatını affettirir. Elhamdülillah. Benim çok işime geliyor bu. Günahlar mahvolması için çok lazım bana. Şualar 499. Mabeynimizdeki hakiki ve uhrevi uhvet gücenmek ve tarafgirlik kaldırmaz. Allah Allah. Mabeynimizdeki hakiki değil, hakiki ve uhrevi uhvet gücenmek ve tarafgirlik kaldırmaz. Şualar 757. Dalalet nazarında mazi ve istikbal zamanlarındaki eşya arasında uhuvvet, kardeşlik rabıtası bağlanışı yoktur. Yani dalalet ve kafirlerin mazi ve müstakbel bağı yok. Demek ki bizim mazi ve istikbal hali birbirine bağlayan uhuvvettir. Öyle diyor bak. Dalalet nazarında mazi ve istikbal zamanlarındaki eşya arasında. Yani şu mevcudat gitti mesela, bugün namaz kıldın bir yerde. Bütün kainatın tesbihine takdim ettin Cenab-ı Hakk'a. Bir uhuvvet oldu ya. Bütün kainatla bir uhuvvet oldu. Ortaya çıktı. Dolayısıyla ahirete taluk ediyor. 757 okuduk şualardı. Şimdi şualar tekrar 757'de. Ehli dalaletin yek değerini olan uhuvvetleri binler senelik uzun bir zamanda bir dakika kadardır. Bir dakika kadardır. Mesela binlerce sene yaşasınlar kafirler. Onların uhuvveti, yani din olmadığından uhuvvet yok. Çünkü uhuvvet İslamiyet'ten, muhabbet imandandı. Olmayınca ne oluyor? Bir dakika hükmüne geçiyor. İşaratül İcaz 85. Heyet-i İçtimaiye'nin kemaline ve terakkisine ilk ve en birinci basamaklar uhuvvet ile muhabbettir. Allah Allah. Yani cemaat içinde bütüne gelmek, erimenin birinci basamağı uhuvvet ile muhabbettir. Uhuvvet, bir daha söylüyorum, uhuvvet İslamiyet'in gereği, yani dişe vuruşu. Muhabbet de imanın. İşaratul İcaz 110. En büyük bir insan hamiyeti milliye, hissi uhuvvet, hissi muhabbet, hissi hürriyet gibi hissiyat-ı umumiyeden bir veya iki veya üç hissi ikaz etmeye muvaffak olur. Ama Peygamberimiz için diyor, ben uzun olmasın diye almadım. Peygamber aleyhissalatü vesselam bak kaç tane hissin tahakkukuna vesile olmuş. Oysa diyor toplumda en büyük insan hamiyeti milliye, hissi uhuvvet, hissi muhabbet, hissi hürriyet gibi hissiyat-ı umumiyeden bir veya birkaç tane hissi inkişaf ettirebilir. Ama Muhammed aleyhissalatü vesselam insanın cevherinde bulunan istidat ve kabiliyetleri inkişaf ettirmiş, muvaffak olmuş elhamdülillah. Mesnevi Nuriye 69. İman bütün eşya arasında hakiki bir uhuvvet, irtibatı, ittisali. İttisal demek ulaşmak, kavuşmak, bitişmek. Bitişmek, kaynaşmakmış. Bir daha, iman bütün eşya arasında hakiki bir uhuvveti, irtibatı, ittisali ve ittihat rabıtalarını tesis eder. Başka okuyorum. Gene Mesnevi'den. Müminlerin medeniyetinin batını nur, zahiri rahmet, içi muhabbet, dişi uhuvvet. Yani şöyle de denilebilir. Batın muhabbet, zahir uhuvvet. Mesnevi'de öyle geçiyor. Mümin olan kimse İman ve tevhid iktizası ile kainata bir mehdi uhuvvet nazarıyla bakar. Mehdi uhuvvet demek, mehdi uhuvvet,
uhuvvet ve kardeşlik zemini, yani kainat iman ve İslamiyet'ten dolayı kardeşimiz olmuş kainat. Hatta ikizimiz. Mesnevi Nuriye 90. Bütün mahlukatı, bilhassa insanları, bilhassa İslamları birbirleriyle bağlayan ip de ancak uhuvvettir. Mesnevi Nuriye 90. Hamiyet-i milliyede bir uhuvvet varsa da muvakkattır. Hamiyet-i milliyede, milliyetçilik var ya, menfi milliyetçilikte, bir uhuvvet varsa da muvakkattır. Ve ezeli ebedi iftirak ve firak ile muttasıl ve mahduttur. Emirdağ 226. Bu vatandaki milletin en büyük kuvveti, alem İslam'ın teveccühü ve hamiyeti ve uhuvvetidir. Emirdağ 282. Birbirine karşı gelen muannit ve muariz kuvvetler kuvvetsiz oluyorlar. Tarihçi Hayat 431. Hem mesleğimiz hillet ve uhuvvet olduğundan şahsiyet ve enaniyet cihetinden bir rekabet olmaz. Hutbe-i Şami 53. Muhabbet, uhuvvet, sevmek İslamiyet'in mizacıdır, rabıtasıdır. Çok hoş. Bunu bir şey yapın, dikkate alın. Muhabbet, koy tencereye. Uhuvvet, tencereye koy. Sevmek, koy. İslamiyet'in mizacıymış, rabıtasıymış. Yani muhabbet, uhuvvet, sevmek ne kadar inkişaf etmişse İslam bizde o kadar aktif. Yani kendi kendimizi aldatmamak gerekiyor. Bak burada Hutbe-i Şami net sarahat söylüyor. Muhabbet, uhuvvet, sevmek. Kardeşlerimiz için. Kafirler değil tabii, o konu öyle geliyor. İslamiyet'in mizacıymış. Yani mizacımız. Rabıtasıdır. Hutbe-i Şami 54. Aşiretin efradı gibi İslam taifeleri de birbirine uhuvvet İslami ile mürtebit ve alakadar olur. Birbirine manen, lüzum olsa madeten yardım eder. Gene o dikkat çektiğim yeri bir daha okumak istiyorum. Hutbe-i Şami 145. İman muhabbeti, İslamiyet uhuvveti istizam eder. Allah Allah. Yani muhabbet imandan, uhuvvet İslam'dan. Tabiri diğerle, uhuvvet eylemde, muhabbet batında. Muhabbet, uhuvvet zahirde, eylemde. Muhabbet ise onun mahiyeti olduğu için batında. Sunuat, tuluat, işaret. 43. Şu musibet, mayi hayatımız ve ab-ı hayatımız olan uhuvvet İslamiyenin inkişaf ve ihtizazını harikulade tacil etti. Demek ki böyle alem İslam'a indirilen darbeler, hani Rusya'daki o ustadımızın Rus polisiyle konuşması, hadiseler, gelişen şu anda dünyevi hadiseler, alem-i İslam'ın mayi hayatı olan, ab hayatımız olan uhuvvet-i İslamiyenin inkişafı ve ihtizazını, ihtizaz şu, mesela ben ipin ucunu tuttum arkadaşlar, ipin ucunu tuttum, siz de oradan tutar mısınız ucundan? Tut, ger ipi, ger, ihtizazı söylüyorum. Ortadan başka bir arkadaş kaldırsın ipi, gergin olan ipi. Kaldır, bırak. Yapar. Yani tek bir çizgi iken o ihtizaz dalgalanmak orayı dolduruyor. Boşluk yok. Aynı. Ama bir çizgi. İhtizazdan dolayı tüm yapmış. İp böyle yapınca o üst ölü nokta, alt ölü nokta ikisini dolduruyor ihtizaz. İşte İslamiyet ihtizazdır diyor. İhtizaz.
ara boşluğumuzu dolduruyor. Mesela neyi dolduruyor? Vefat ettim. Kaç yaşında? 60 yaşında. 756 şu anlarda diyor ki müminin ömrü kainatın, bak 756, kainatın kuruluşundan sonuna kadar manevi bir ömrü vardır. Gene yetmiyor, kanaat etmiyoruz. Ezelden ebede hayat nurunda medet alır diyor. 5 dakika. Tamam. Evet. Tamam. Hemen 5 dakikada çabuk okuyayım. Sunu'a tulat işaret. Garp-ı sümeti, İslam'ın itiadına, uhuvvetin inkişafına en müessir sebeptir, baki kalmalı. Avrupa'ya muhabbet edilmemeli. Böyle siyasi adamlar keşke bunu görseler. Garp'a yaranmayı bırak. Garp husumeti, İslam'ın ittihadına, uhuvvetine, hele 17. lemada. Ey bu vatan gençleri! Avrupa'nın bize neler yapmış da onu mu taklit ediyorsunuz diyor. Başka bir yer. Sunuatulat işaret 60. İmanın mahiyetindeki harikulade şehamet. İzzet-i İslamiye'nin tabiatındaki alempesent şecaat, uhuvvet-i İslamiye'nin intibahıyla her vakit mucizeleri gösterebilir. Bir de okuyayım, lügatını vereyim. İmanın mahiyetindeki harikulade şehamet. Şehamet demek şu, böyle nurlanmış insan, bahadırlık, akıl ve kalp bütünlüğüyle uhuvvet yapmak. Şehamet, akıl ve kalp bütünlüğüyle bu uhuvvet lazım diyebilmek. Başka bir yer okuyorum. Sunu'a tulat işaret 67. Nokta istinadımız muhabbet ile ittihadı, marifet ile mizacı efkarı, uhuvvet ile taavunu emreden nokta İslamiyettir. Allah Allah. Zamanımız yok, izah edemeyeceğim. Bir de okuyayım. Nokta istinadımız, bir nokta istimdat var, bir de nokta istinat var. Nokta istinat Allah'a iman, onun lüzumu. Nokta istimdat ahirete iman. Şimdi Allah bize ne yapıyor? Nokta istinadımız, muhabbet ile ittihadı, marifet ile imtizac efkarı. İmtizac edeceğiz. Neyle? Marifetsiz olur mu? Marifet kazanacağız. Yani bu dersleri okuyacağız, notlar alacağız, beraber müzakere edeceğiz, mutalaa edeceğiz. Marifet ile imtizaç efkarı, uhuvvet ile teavunu emrediyor. Kim? Nokta İslamiyet. Evet, Asar-ı Bedi 621. İslamiyet uhuvveti istiyor. Muhabbetse imana bir lazime. Son cümlem Asar-ı Bedi 360. İttifakta kuvvet var, İttihatta hayat var, uhuvvette saadet var. Çok hoş. Bir daha. İttifakta kuvvet var. İttifak. Hem de ittifakla, ittihatla uhuvvet arasındaki lügat manası farkını da veriyor arkadaşlar. İlgisi çeken arkadaşlar için söylüyorum. Farklılıkları nedir diyor. İttifakta kuvvet var, ittihatta hayat var, uhuvvette saadet var. Allah gecemizi mübarek eylesin. Bu hakikatle haklanmayı nasip eylesin. Cenab-ı Hak hizmet imani Kur'an'ede daim kayım sayım eylesin. Çoluk çocuğumuzu, evladı yalimizi İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayat anlayışımıza muhabbet ve uhuvvet nasip eylesin. Vâhir davâhum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah razı olsun Aslan. Selamünaleyküm sevgili canım kardeşlerim. Gece canlı yayın dersimizde uhuvvet risalesi ile alakalı bir notumu da paylaşmak istiyorum. O dersi yetiştiremedim galiba. Şimdi her şeyin dört mertebesi var. Onun için külliyatta
Ya bu mevzu lemalarda böyle diyor, mektubatta böyle diyor, şualarda şöyle diyor, sözlerde de böyle diyor diyen kardeşlerim için söylüyorum. Kur'an'da da aynı kanun cari. Bir yerde sarihtir, bir yerde remzidir, imadır, telmihtir. Onu külliyattan toplayarak şöyle bir yöntem çıkmıştım. Her şeyin ama bir sureti var. Gir içeriye. Kanuniyeti var. Gir içeriye. Hakikati var. Gir içeriye. Mahiyeti var. Şimdi uhuvvet dersi olmuştu. Bu formüle göre uygularsak uhuvvetin mahiyeti ruhta muhabbet olarak gözükür. Yani şuunat-ı zatiyenin özelliği, sıfatıdır muhabbet. Çünkü şuunat-ı zatiye mektubat 286'nda en merkezde şefkat-ı mukaddese, çık dışarıya muhabbet-i münezzehe, çık dışarıya sevk-i mukaddese, çık dışarıya sururu mukaddese, lezzeti mukaddese, memnuniyeti mukaddese ve iftiharı mukaddese. Demek ki muhabbet şuunat-ı zatiyede. Bizim neremize tekabül ediyor? Ruhumuza. Ha. Demek ki ruhumuzda muhabbet. Muhabbet çık dışarıya, ruhtan aşağıya, kalpte uhuvvet olur. Kalpten aşağı in, vicdana ittifak olur. Oradan aşağı in, dimada tasdikte tesanüt olur. Niye tesanüt oraya gelmiş? Risale-i Nur cemaatin birbirine bağlayan tesanüt. Tesanüt şu demek arkadaşlar. Tesanüt senetleşmek, akitleşmek. Mesela tesanüt edeceğiz. Mevzu neydi? Onun şeyleri nedir? Şartları nedir? Yani kısacası tesanüt Nur cemaatini birbirine bağlayan rabıtaları tesanüt cehalette olmaz. Laikalardır. Senetleşiyoruz. Laikalar Nur cemaatin, Nur talebelerinin arasındaki senettir, senet. Senetleşmek. Tesanüt. Demek ki uyguluyorum uhuvvetin mertebeleri. Ruhta muhabbettir. Kalpte uhuvvettir. Dimada tesanüttür. Eylemde davranıştır. Takvadır. Takva. Muktezai hali. Takva. Men yattama ve günahlardan içtinab eden bir insanın eylemdeki davranışıdır. Bir daha hulasa edeyim. Uhuvvet. Şimdi dışarıdan içeriye gireyim. Uhuvvetin sureti eylemdir. Davranışlarımızdır. Yani yapmalarımız. Demek ki uhuvvetin sureti davranışlarımızdır. Kanuniyeti tesanüttür. Yani Risale-i Nur'un laikalarında uymaktır. O senetleşmektir laikalar. Uhuvvetin hakikati kalptedir. Uhuvvettir. Uhuvvetin mahiyeti ruhta muhabbettir. Yukarıdan aşağı ineyim. Muhabbet, uhuvvet, tesanut, eylem. Geceniz mübarek olsun.